Hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Noktalama işaretlerini öğreniyoruz ufak ufak. Evet, bayağı yol aldık değil mi Recep? Evet hocam. Bayağı bir şey öğrendik. Ne yapıyoruz bu hafta? Evet bugün ne istiyoruz hocam? Bugün noktalı virgülle devam ediyoruz. Noktalama işaretlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Noktalı Recep. virgülü ben günlük hayatta hocam neredeyse hiç kullanmıyorum. Çünkü virgül, nokta falan bunlar işe yarıyor. Evet yetiyor galiba Aynen. sana Temir Recep. Noktalı virgülü i̇htiyacı ancak kitapta olan kullansın. falan görüyorsun. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Benim işim olmaz ihtiyacı olan kullansın diyorsun. Ben o zaman öğrencilerin ihtiyacı var. Onlara e, noktalı virgülü öğreteceğim. Dört dörtlük hale getirmemiz gerekiyor Recep. Evet arkadaşlar bunun için de kanala abone olursanız seviniriz. Evet kanalımıza abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet. evet. noktalı virgülle devam ediyorum Recep. Nasılmış hocam? Noktalı virgül nerelerde kullanılır? En önemlisi bu. Noktalama işaretleri için. İç Anadolu içeriz. dolaylarında hocam. İç Anadolu dolaylarında kullanılır. Nerelerde kullanılır deyince aklım coğrafyaya gitti. <laughs> <yıkıyor. gülüyor> Recep nerelerde kullanılır sorusunu sana sormamalıymışım galiba. Evet, hocam, ben onu anladım. <laughs> noktalı virgül arkadaşlar en önemlisi. Lütfen odaklanarak beni dinleyin. Çizgilerimi takip edin. Bir, Cümle içerisinde tür ve takımları birbirinden ayırmak için kullanılır. Tür ve takımlar. Tür ve takımları. Cümle içerisinde gruplamalar yapıyorum. Evet. Gelenler grubu, gelmeyenler grubu, sevilenler, sevilmeyenler şeklinde gruplamalar yapıyorum. İşte bu gruplamaların tam arasına noktalı virgül kullanılır. Örnek üzerinde açıklıyorum. Sınavlarda Türkçe'yi sosyeli dini yapabiliyorum. Matematiği ve feni yapamıyorum. Standart öğrenci şikayetidir. Evet. Değil Her mi? Her zaman. Her zaman e, standart hale gelmiş. Öğrencilerin... Bizim bu arada e, bu fen ve matematik videolarımız var. Onu izlerlerse belki de çözebilirler. Evet, bu, bu örneği e, arkadaşlar haksız çıkartın. Sınavlarda diyor ki Türkçeyi bak şimdi sosyali Dini yapabiliyorum. Burada ne yaptı? Yapabildikleri var, değil mi? Evet. Recep. Matematik, feni yapamıyorum. Bunlar da yapamadıkları, değil evet, mi? Evet. İki grubumuz var. Matematik. İki tane grubumuz var. İki tane grubumuz olduğunda ve virgüllerle ayırdığımda, virgüllerle de evet. ayırdım mı? İşte bu iki gruplamayı noktalı virgül kullanarak belirgin hale getiriyorum. Süper. Başka bir örnek. Özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Matematik, Salı, Perşembe. Cumartesi Türkçe testlerini çöz. Şimdi burada da bir gruplama var değil mi? Yine i̇şte yapıyorum, gruplamış. yapmıyorum şeklinde değil de evet. matematik Türkçe diye gruplandırmış. Matematik dersini testini çözdüğü günler vermiş ve Türkçe testini çözdüğü günleri vermiş. Türkçeyi evet. de salı, perşembe ve cumartesi günleri çözüyormuş. Bu iki gruplamayı birbirinden noktalı virgül ile ayırıyorum. Bazen sınavlarda testlerde ...gruplama yaptığı belli olmayacak şekilde de karşımıza çıkıyor. Biz bunu cümlenin anlamından çıkartıyoruz. Nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Marketten karpuz, şeftali, çilek, ıspanak, lahana ve brokoli aldım evet. dediğimde... ...burada sanki hiç gruplama yokmuş gibi duruyor değil mi? Benim için yok. Mesela hepsi bir bunlar. Hepsi bir değil mi Recep? Çünkü çok alışveriş yapmam öyle. anlam yönüyle baktığımızda burada iki tane gruptan oluşuyor. Nasıl? Bakalım. Karpuz, şeftali çilek. Bunlar meyve. Meyve grubu değil mi? Doğru. Ispanak, lahana ve brokoli de sebze grubu mu? Bunlar da sebze grubu. Sebze grubu değil mi? Bu işte sebze ve meyve grubunu noktalı virgülle ayırıyorum. Güzel. Var mı problem? Yok gibi. Yok gibi. Gibi derken Sorularda aslında var mı? Hocam. <laughs> tamam o zaman. Noktalı virgülün ikinci maddesiyle devam ediyorum. İçerisinde virgül bulunan sıralı cümlelerde kullanılır. İçerisinde virgül bulunan sıralı evet. cümlelerde kullanılır. Ne demek istedim? Örnek üzerinde açıklıyorum. Çayı, kahveyi, kolayı az içmelisiniz. Sağlığınız için bunu yapmanız önemlidir. Burada bir cümle var Recep fark ettin Doğru, mi? Doğru var. Sağlığınız için bunu yapmalısınız derken ikinci cümle mi var burada? Evet. İkinci cümlem var değil mi? Evet. İki tane cümle birbirinin ardınca sıralanmış mı? Sıralanmış. Sıralanmış. Diyor ki eğer diyor herhangi birinde virgül kullanımı söz konusu olursa işte bu ikisinin arasına noktalı virgül kullanılır. Doğru. Olmuş mu? Bakalım. Olmuş. Çayı, kahveyi ve kolayı az içmelisiniz derken virgül kullanmışım değil mi Recep? Kullanmışım. Kullanmışım. O zaman arasına noktalı virgül kullanıyorum. Koyuyorum. Eğer ben burada virgül kullanmasaydım o zaman. O zaman burası ne olacak? virgül Recep? olacak. Burası hocam. direkt virgül olacak. Ben bunları biliyorum. Çiçekleri çok severdi. Birinci cümlem mi? Birinci cümlemiz bu. Balkonunda hanımeli, fesleğen ve begonvili eksik etmezdi. Begonvil miymiş onun? Begonvil. Balkonundan hanımeli, fesleğen ve begonvili eksik etmezdi cümlesine baktığımda birinci cümle içerisine hiçbir virgül kullanılmamış. Ama bakıyorum ikinci cümlemde var mı? Var. var. Hanımeli, fesleğen ve begonvili eksik etmez derken var. ikinci cümlede virgül kullanmış, kullanmış. mıyım? Kullanmış. O zaman birinci cümle ile ikinci cümle arasına, arasına. Noktalı virgül kullanıyorum. Biraz da burada şey gibi de bir durum var. Ne diyeceğim? Sanki Recep? böyle ilk cümlenin e, açıklaması gibi de oluyor. Virgülü kullanmış, sonra da işte neler var, içerisindekiler gibi. Yani bir bakıma öyle değerlendirebiliriz ama, ama tam anlamıyla bir... o değil Recep. Tam anlamıyla o değil. Burada yapmak istediğimiz ya da anlatmak istediğimiz şey iki tane cümle var, peş peşe sıralanmış. Virgül başka bir görevde kullanılmış. O zaman iki tane sıralı cümlenin arasına noktalı virgül getiriyorum. Güzel. Şimdi başka bir örnek. Peki dedi. Peki neydi? Onaylama cümlesi. Onay cümlesi. Onaydan sonra virgül gelir miydi? Geldi. Gelir. Sizinle geleceğim. Bu benim birinci cümlem mi? Birinci cümle. İkinci cümlemde yolu size tarif edeceğim mi? Aynen öyle. İkinci cümlemde geldi. Birinci cümlede virgül virgülü var. başka bir görevde kullandığım için bunun tam ortasına ne yapıyorum Recep? Noktalı virgül kullanıyorum. Başka bir örnek. Ben bu filmi daha önce izledim dedi. Ben bu filmi daha önce izledim dedi. Alıntı. Aktarma alıntı söz var değil mi? Virgülümü kullandım. Cümlemi de tamamladım burada. Ama devam ediyor. De cümlede devam ediyor. İkinci cümle geliyor. İzlerken sürekli filmle ilgili yorumlar yaptı. Şeklinde ikinci cümlem geliyor. İşte bu iki cümlenin arasını ne yapıyorum? Daha noktalı önce virgül, virgül kullandığım için noktalı virgül kullanıyorum. Evet ikinci maddemizde tamam mı? Tamam. Geldim üçüncü maddemize Recep. Özneden hemen sonra eş görevli sözcükler sıralanıyorsa bu durumda noktalı virgül kullanılır. Özneden hemen sonra eş görevli sözcükler sıralanıyorsa. Örnek üzerinde görelim. Korona, SARS, MERS, kolera kadar bulaşıcıdır. Örneğine baktığımda bulaşıcı olan şey ne? yüklemim bulaşıcıdır değil evet. mi? Bulaşıcı olan şey ne Recep? Korona. Korona özne. Pekâlâ özneden sonra SARS, Mers, sıralı bir Kolera bir... şeklinde sıralı sözcükleri verdi mi bana? Nermiş. Verdi. Virgül de kullandım mı Kornanmış. orada ben? O zaman özneyi ifade etmek için noktalı virgül kullanıyorum. Başka bir örnek. Recep, Necmiye, Şinasi ve Kemalettin kadar çalışıyor. Sıra dışı isimler değil mi Recep? Evet hocam, niye evet. öyle bir grup acaba? <laughs> Evet, çalışıyor yüklem. Çalışan kim? Recep. Recep özne değil mi Recep? Her zaman. Pekala sonrasında Necmiye, Şinasi, Kemalettin şeklinde bir grup sıraladım değil mi? Sıralı sözcükler geldi. Evet. E aralarında da virgül kullandım mı? Kullandım. kullandım. O zaman özneden sonra ne yapıyorum? Noktalı. Noktalı virgül kullanıyorum. Evet. Recep noktalı virgülü çok önemli bir uyarıyla çok kolaylaştırıcı bir yöntemle tamamlamak istiyorum. Arkadaşlar, virgül olmadan bir cümlede noktalı virgülün görevi ortaya çıkmaz. Önce virgül kullanılacak, virgül kullanıldıktan sonra noktalı virgül devreye girecek. Yani virgül yoksa bir cümlede ama noktalı virgül varsa o cümle yanlış mıdır? Yanlıştır diyebiliriz. Güzel. Recep. %99 diyorum. Hiçbir zaman %100 kullanmıyorum ama Çünkü %99 belli aynen böyledir Recep. Güzel. Virgül yoksa noktalı virgül devreye giremez. girmez. Arkadaşlar bunun iki noktayla benzer alakalı hiçbir kullanımı yoktur. Bunu şekil benzerliğinden dolayı iki noktayla karıştıranlar var ama hiç gerek yok. Alakası yok. Karıştırılacaksa aslında virgülle karıştırılmalı ama virgülle karıştıracak da herhangi bir şey olmadı değil mi Recep? Yok hocam. Evet. Noktalı virgülü böylelikle tamamladım. Yeni noktalama işaretine geçiyorum Nedir Recep. Nedir o? İki nokta. En sevdiğim. En sevdiğin değil mi Recep? Hadi o zaman senin en sevdiğini açıklıyorum. Kendisinden sonra örnek verilecek bir cümlede iki nokta kullanılır. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlede diyorum. Şimdi bunu örnek üzerinde çok daha net anlayacağız. Hemen örneği gönderiyorum o zaman. Gelirken çocuklara neler getirmiş neler dediğimde bunun sonrasında bir örnek sıralanacak. Belli ki Hissediyorum geliyor. değil mi Recep? Hissediyorum. Aynen hocam. Neler getirmiş neler? Şimdi sayacak neler getirdiğini. Kesin. İşte böyle bir durumda iki nokta kullanıyorum. Çanta, kıyafet, çikolata, çerez dediğimde ne yapıyorum? İşte örnekleri sıralandırıyorum. Evet. İşte böyle bir durumda iki nokta kullanıyorum. Arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Eğer iki noktadan sonra örnekler sıralanıyorsa küçük harfle başlıyorum. Eğer örnekler. iki noktadan sonra cümle geliyorsa büyük harfle başlıyorum. Evet burayı da hatırlattım. Şu en sondaki üç noktayı da anlatayım isterseniz. En sondaki üç noktayı da bir ufacık bir değinmiş olayım istiyorum. Her anlama gelir. Hayır Recep her gelmiyor. Burada kullanış amacı var onu söyleyeceğim. Nedir hocam o? Buradaki kullanılış amacı neler getirmiş neler dediğimde ben çok şey sayacağım öyle değil mi Recep? Evet belli ki. Buradaki üç nokta bitmedi. Daha sayacağım örnek vereceğim var. Örnekler var daha ama ben cümlede yazmadım saymadım evet. onları anlamına gelen bir üç noktadır. İkinci madde kendisinden sonra açıklama yapılacaksa o cümlenin sonunda da iki nokta kullanıyorum. Ne dedim? Kendisinden sonra açıklama, açıklama yapılacak cümlede. Örnek: Bizi hep şöyle öğüt verirdi dediğimde bir açıklama geliyor değil geliyor. mi Recep? Hı. Ne olursa olsun asla yalan söylemeyin dediğimde açıklamamda geldi mi? Geldi. Nasıl öğüt verdiğine dair açıklamada geldi mi? Geldi. Geldi. Oraya. İşte açıklama yapılmayı gerektiren cümlelerin sonunda iki nokta i̇ki kullanıyorum. Nokta. Başka bir örnek Size kendimi tanıtayım diyorum. Size kendimi tanıtayım. Belli ki tanıtacak. Belli ki tanıtacağım değil mi Recep? İşte o zaman ne yapıyorum? İki nokta üstü, İki nokta kullanıyorum. Türkçe öğretmeni Mustafa Kara Güzel. dediğimde kendimi tanıtmış oluyorum. İki noktaya devam ediyorum. Üçüncü kullanıldığı yerle devam ediyorum. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin isminden sonra da iki nokta kullanıyorum. Mustafa konuşuyor şimdi. Evet. İki noktayı kullanıyor. Konuyu anladın mı diye soruyorum. Recep cevap veriyor. Kesin ne yapıyoruz? anladım i̇ki nokta, hocam demişimdir. Anladım hocam diye cevap veriyor. O zaman ne yapıyorum? İsimlerden sonra iki nokta kullanıyorum. Dördüncü madde. edebi eserlerde. Edebi eser ne demek? Hikaye, roman, Roma, tiyatro, üçün... öykü. Öykü ile hikaye aynı şey Recep. Doğru, aynı ben evet. size denedim hocam. <laughs> evet bu tür edebi eserlerde... Arkadaşlar konuşma çizgisinden önceki ifadede kullanılır. Bunu daha önce söyledim değil mi? Doğru söyledim. Virgülde söylemiştim hatırladık mı? Evet. Öğrenciler hep bir ağızdan konuşacak şimdi. Konuşma çizgimde geldi değil mi? Geldi. Evet, konuşma çizgisinden önceki ifadede diyorum. Bakalım. Öğrenciler hep bir ağızdan iki nokta kullanıyorum. Konuşma çizgisi geliyor. Günaydın öğretmenim diyor. Evet işte burada da iki nokta kullanıyorum. Beşinci maddeyle devam ediyorum. İnternet adreslerinde de kullanıyoruz değil mi Recep? Özellikle şu internet satırı ben doğru düzgün okuyamıyorum ama bu sefer doğru okuyacağımı düşünüyorum. HTTP iki nokta eğik çizgi eğik çizgi www diye devam evet. eden işte bu Sürekli internet adresinde de iki nokta kullanıyoruz arkadaşlar. Altıncı ve son maddeyi de söylüyorum. Matematikte bölme işareti bunu herkes Belli biliyor zaten. Ki... 6 bölü 2 eşittir 3. Gene riske girmedim. Öyle Aynen. zor bir işlem bulmadım kendime. 6'yı 2'ye bölüverdim hemen. Evet. 2 noktayı da tamamladık Recep. 3 noktaya mı geçiyoruz? Evet. 3 noktayla devam ediyoruz. 3 nokta nerelerde kullanılır? 1. Bitmemiş. Yüklemi olmayan cümlelerde kullanılır. E pekala yüklemi yoksa nasıl bir cümle olacak bu? Bitmemiş. Bitmemiş. Bitmemişse niye cümle diyoruz ona Acelesi biz? Acelesi varmış hocam o kadar <laughs> Yazmış bırakmış. Evet. Günlük kullanımda bunu çok yapıyoruz Recep. Karşımızdaki insana bir cümleyi söylerken onun zaten anlayacağını düşünerekten cümleyi tamamlamıyoruz, yüklemi kullanmıyoruz. Özellikle bunu atasözlerinde çok yaparız öyle Nedir? değil mi? Mesela oğlan dayıya, kız halaya. Doğru. Öyle bu, bu kadar da söyleriz değil mi? Aynen. Kelime bir yok. tuhaflaştı ağzımda fark ettin mi? <laughs> Oğlan da ya kız halaya aslında bu atasözünün sözünün devamında çeker, çeker benzer anlamında kullanıyorum öyle değil mi? Ama söylemiyorum günlük hayatta da söylemem Atasözleri de de genellikle bu şekilde tamamlanmamış Üç bir nokta. şekilde karşımıza çıkıyor. ...üç nokta kullanıyoruz. İkincisi... ...kaba sayılan sözlerde... ...argo ifadelerde ya da... ...söylenmek istenmeyen gizli bilgi... ...gizli yer şeklinde bir... ...durum söz konusu olduğunda... ...ben üç nokta kullanıyorum. Örnek... ...böyle üç noktadan... ...meselelere tahammül edemiyorum. Orayı sansür yaptık değil mi? Orayı artık Yazının arkadaşlar sansürü, Yazının evet. sansürü. Böyle... ...nokta nokta noktadan meselelere... ...tahammül edemiyorum dediğimde... Oradaki üç noktayı herkes tahmin etti. Ben telaffuz etmiyorum. Evet. Tamam. İşte yazının sansürüdür aynı zamanda üç nokta. Üçüncü maddeyle devam ediyorum. Başkasının yazısından veya başkasının şiirinden alıntı yapılıyorsa... Evet. O alıntının başına ve sonuna kullanılır acaba. Ha başına ve sonuna. Evet. Eğer öncesi yoksa başında kullanmam. Ya da en son kısmını almışsam en sonda da kullanmam. Evet. evet eğer bu yazının ya da şiirin öncesi ya da sonrası varsa hem başını hem sonunu kullanıyorum. Güzel. Örnek garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar benim iman dolu göğsüm gibi serhatdim var. Bu bizim İstiklal marşımızdan alıntı yapılmış bir bölüm iki dize. Ben bunun alıntı olduğunu göstermek için ne yaptım? Bunun öncesi de var anlamına gelen üç noktayı kullandım. Sonrasında bunun sonrası da var anlamına gelen Hiç üç yok. noktayı kullanıyorum. Dördüncü maddeyle devam ediyorum üç noktaya. Sözü okuyucunun hayal dünyasına bırakmak, anlatıma güç kazandırmak için de kullanıyoruz. Ha, evet, ben bunu hani... çok yapıyorum. Özellikle e, sosyal medya konuşmalarında çok yaptığım bir şey bu benim. Bir şey söylerim, bir ifade kullanıyorum. hadi Gerisini de sen duygu dünyanda tamamla Aynen öyle. dercesine üç nokta kullanıyoruz. Bence bu güzel. Evet bu da çok güzel bir kullanım değil mi? Ne çok özledik birbirimize sarılmayı dediğimde aslında bu bitmiş bir cümle değil mi Recep? Normalde Ne çok özledik öyle. derken aslında burada yüklemin var benim var. değil mi? Bu cümle bitmiş. Ama ben bunun sonuna üç nokta kullandım. Çünkü Niye buna kullandım? benzer daha birçok cümle daha gelir de söylemeyeyim sen, söylemeyeyim, sen anla. Söylemeyeyim sen anla. Daha neler söyleyeceğim içimde daha neler var da söylemedim. Sen hayal dünyanda bunu Tamamla. zenginleştir demek buradaki evet. üç nokta. Beşinci maddeyle devam ediyorum. Ünlemlerde yoğun duyguyu ifade etmek için kullanırız. Örnek veriyorum Recep. "Çabuk!" diyorum. Konuşmada bunu hissettin değil mi? Evet. "Çabuk!" dedim. Hiç duyguyu nokta arttırdım var. değil mi arttırdım Recep? Pekala ben bunu yazıda gösterebiliyor muyum? Gösterebiliyorum. Ne yapıyorum? Örnek veriyorum. "Güzelim bahçeye yazık oldu." dediğimde normal bir duyguyla söylediğim bir cümle. Ama güzelin bahçeye yazık oldu ya dedim değil mi? Evet. Duygum arttı değil mi Recep? O zaman ne yapıyorum? Üç noktaya ünlem işaretine üç nokta ekliyorum. Ama Recep burada önemli bir uyarı var ne biliyor musun? Toplamda 4 nokta olmayacak. Ha yani o... toplamda 3 nokta olacak. 2, 2 artı 3 evet doğru. Aslında normalde 4 olması gerekiyor değil mi? Değil mi? Yani, çok... Türk Dil Kurumu diyor ki kendi sitesinde de bunu ilan ediyor, söylüyor, uyarı olarak veriyor. Diyor ki, e, böyle kullanımlarda 4. nokta kullanılmasına gerek yoktur. yoktur. Toplamda 3 nokta olması yeterlidir diyor. Evet. 6. maddeyle devam ediyorum Recep. Karşılıklı konuşmalarda özellikle edebi metinlerde buna denk geliyoruz Geliriz. gene. Ee, karşılıklı konuşmalarda konuşan kişinin sustuğunu, cevap vermediğini, verecek cevabı olmadığını ifade etmek için de ya üç nokta böyle, kullanıyoruz. Evet işte aslında sustu olmuş, utamış cevap veremiyor. Böyle bir durumu ifade etmek için de üç nokta kullanıyoruz. Örnek diyor ki ne zaman geldin diyor soruyor. O da diyor ki az önce geldim diyor. Tekrar soru soruyor. Bana neden haber vermedin geldiğini? Ne yapıyor? Üç nokta. Üç nokta koyuyor. Susuyor evet, ve susuyor. düşünüyor. Ne yalan atsan. Evet. Ne yalan atsam diyor. <laughs> Mahcup mu oluyor? Burada utanıyor. Kendisini kötü hissediyor. Cevap vermiyor. Evet. İşte böyle bir durumda da. Üç Ne nokta. yaptım Recep? 3 noktayı kullandım. Evet Recep. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok hocam. Üç evet. nokta. Üç noktayı da tamamladık. En temizli, evet. Evet. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey yoksa o zaman biz sorularla devam edelim, edelim mi? Edelim hocam. hocam. Tamam. Sorumuza devam ediyoruz. Bu cümleler noktalı virgülün kullanım amacına göre eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi dışarıda kalır? Tamam. Çiçeklerden ortanca papatya gül, ağaçlardan çam kayın söğüt vardı bahçemizde. 2. Eniştem çok komiktir. Hep konuşur, fıkralar anlatır. 3- Roman, öykü efsane masaldan daha çok okunur. 4- Pazardan elma, armut, muz, pırasa, ıspanak, fasulye aldık. 5- Öğretmenimiz çok sempatiktir, sevgi doludur, yardımseverdir. Şimdi bakıyorum Recep, ne yapıyorum? Gruplandıracağım, evet. hangi amaçla kullanıldığını tespit edeceğim. Çiçeklerden ortanca papatya gül, ağaçlardan çam, kayın, söğüt vardı bahçemizde. Bahçemizde olanları gruplandırdım mı ben? Evet, ortanca papatya gül çiçek grubu, çam, kayın, söğüt de ağaç grubu. Ne Aha yaptım? Dur. Cümle içerisinde tür ve takımları. Tür ve ne yapıyorum? Takımları ayırmak için kullandım. Eniştem çok komiktir hep konuşur fıkralar anlatır. İki tane cümlem var benim. Doğru. Eniştem çok komiktir. Hep konuşur fıkralar anlatır. Ne yaptım? Virgül bulunan, içerisinde virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullandım. Üçüncü cümlem roman, öykü efsane masaldan daha çok okunur dediğimde hatırlıyor muyuz Recep? Ne demiştim noktalı virgülle ilgili? Özneden sonra, sonra sıralı. sıralı sözcükler geliyorsa kullanırım dedim. Burada romanı ...özneyi belirtmek için kullanmış. Dördüncü cümleme bakıyorum. Pazardan elma, armut, muz... ...ne yaptım? Gene tür ve... ...takım grubu yaptım. Pırasa, ıspanak, fasulye... ...bu da sebze Meyve, grubu. Sebze. Meyve, sebze... ...tür ve takımları. Yani ne yaptım? Bir ile dördü... ...eşleştirdim. Beşinci cümleme bakıyorum. Öğretmenimiz çok sempatiktir. Sevgi doludur, yardımseverdir. İki tane cümle var. İki tane cümle içerisinde... ...virgül kullanılmış... Ama iki tane sıralı cümle bu. Ne, hangi cümle? 2 ile de 5'i eşleştiriyorum. Hangisi dışta kaldı? Üçüncü cümlem açıkta kaldı. Farklı bir amaç için kullanılmış oldu. Bu nedenle sorumun doğru cevabı C şıkkıdır. C. Bir diğer soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraçla belirtilen yere iki nokta getirilemez? A. Bilgisayara düşkünlüğünden dolayı arkadaşları ona ilginç bir at takmışlardı. İnternet salih. B. O, ününü yalnızca şiirlerine borçlu değildi. Unutulmaz romanlara da imzasını atmıştı. C. Gençlerden duymaya istediğim tek bir söz var. İnsanları ve ülkemi seviyorum. D. Kazanmanın tek koşulu vardır. Bıkmadan çalışmak. Hangisine iki, nok iki nokta getirilemez diyor. Bilgisayar düşkünlüğünden dolayı arkadaşlar ona ilginç bir ad takmışlardı. Açıklamam gerekiyor değil mi onun ne burada olduğunu? Kullanabiliriz. Evet burada kullanıyorum. O ününü yalnızca şiirlerine borçlu değildi. Unutulmaz romanlara da imzasını atmıştı. E burada ne yapacağım Recep? İki tane cümleyi peş peşe sıralamış. Virgül. Buraya virgül kullanıyorum. Oraya iki nokta getiremiyorum. E, C ve D'yi de incelemem gerekiyor değil mi? Evet. Gençlerden duymayı istediğim tek bir söz var. Açıklama gerektiriyor Açıklama değil mi? Açıklama geliyor. O zaman ne yapacağım? İki, i̇ki nokta. nokta kullanıyorum. Bunu da eledim. D şıkkına baktığımda kazanmanın tek koşulu vardır diyor. Açıklamayı gerektiriyor mu Recep? Gerektiriyor. gerektiriyor. O zaman buraya da ne yapıyorum? İki nokta kullanıyorum. Cevabımız. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı B şıkkıdır. Bu. Aşağıda üç noktanın kullanımı ile ilgili bazı kurallar verilmiştir. Alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime ve bölümlerin yerine konur. Ünlem ve seslenmelerde anlatımı pekiştirmek için konur. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonuna konur. Bu bilgilere göre 1. kalabalık içinde asıl konuşan Hasan'dı. Aylardan beri susan Hasan. 2. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına akınca ağlama. Ağlama be diyordu. 3. Bilinen bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara. Cümlelerinden hangilerinde üç noktanın burada verilen kullanım alanlarından herhangi biri örneklenmiştir? Biraz zor bir soru. Biraz. Biraz zor bir soru. Ama bizi, evet. bizi yormaz hocam bunlar. Evet. Kalabalık içinde asıl konuşan Hasan'dı. Aylardan beri susan Hasan. Evet. Aylardan beri susan Hasan derken Vurgu. ne yapıyor? Ünlenme, seslenme yok burada değil mi? Yok. Yok. Pekala anlatım olarak tamamlanmamış bir cümle mi Recep? Doğru. Evet. Alıntılarda başta ortada alınmayan bir yer var mı? Yok. Yok. Evet o zaman bununla benim birle hiçbir işim yok. yok. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına akınca ağlama ağlama be diyordu. Burada ünlem ve seslenmede anlatımı pekiştirme var mı var. Recep? Var. O zaman birle ikiyi eşleştirdim. Evet. Evet benim için iki elimde olması gereken madde şıklarda iki olması gerekiyor. O zaman B şıkkı gitti mi? Gitti. Gitti. Hemen bakıyorum. Bilinen, bir yazarı olmayan ve sözlü kültürde ortaya çıkan olayları konu alan destanlara demiş. Cümleyi yarım bırakmış. Yüklemi bırakmış. yok değil mi? O zaman anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna konuru da buraya ekliyorum. Benim 2 ve 3'ün örneğinin olduğunu görüyorum. Bu nedenle benim sorumun doğru cevabı deyecek kadar. Güzel. Evet. Hocam anladık bu konuyu bence. Evet Recep, o zaman ne yapıyoruz? Sayenizde Soru çözüyoruz. Evet. Daha bol fazla. bol soru çözeceğiz. Ve Bu, bu konunun pekişmesi da... için çok fazla soruya ihtiyacımız var. diyorum. nereden çözeceğiz hocam? Evet, 5 Yıldız Yayınları e, soru bankasından bu konuyla ilgili orta zor şeklinde ve kolay da görebileceğiniz sorular var arkadaşlar. Bu soruları çözerek konuyu çok daha iyi pekiştirmiş olacaksınız. Güzel. Hocam peki bir sonraki videomuzda evet. ne işleyeceğiz? Recep bir sonraki videomuzda noktalama işaretlerinin diğerleriyle devam edeceğiz. Tamam. Evet. Neyi Art tamamladık? Noktayı tamamladık. Virgülü tamamladık. Noktalı virgülü. Noktalı tamamladık. virgülü, iki noktayı ve İlla üç noktayı, yok, noktayı tamamladık. tamamladık Recep. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda ne işleyeceğimizi duydunuz. Ben de sizi kanala abone olmaya davet ediyorum. Olursanız ve yorum yazarsanız da seviniriz. Yazmazsanız da canınız sağ olsun. Ve hocam görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.